Bir dakika lan YouTube'suz ben ne yapacağım? YouTube'suz Sinan deliksiz flüte benzer diye bir atasözü var <laughs> <ver> biliyorsun. Bu nasıl çekiyor ya diye. nasıl oluyor lan bunlar madde niye bunlar birbirine? Tamam kütle çekimi biliyoruz birbirine ama onlar teorik değil mi? Pratikte de bu bunu çekiyor ya lan. Biz her gün görüp geçtiğin şey. Ne bu işte? Kahve havada duruyor bilmem görebiliyor musunuz? Görünüyor mu oradan? Buna verdiğim ilk bilinç dışı tepkiyi ya yarı bilinçli tepki fark ettim. Bardan çoğu boşa gitmiş mesela. <laughs> Bak. Biz konulara nasıl karar veriyoruz hikayesi şu gündemin mantığını anlama konusunda da eğlenceli olabilir. Bir tane öyle bölüm çekelim. Biz konulara neye göre karar veriyoruz? Yani her hafta konuşuyoruz ve her hafta onun belli bir ritmi ve düzeni var. Bir konu seçkisi var falan. Gerçekten Bazen... karar vermemizin bir düzeni olduğuna inanıyor musun? Benim bildiğim <laughs> bir düzen var böyle. Bir... <laughs> Mustafa cep telefonu bu bu arada. Elimde şöyle konular var. Ben böyle ha ha iyi. ben uyandığımda bölümü çekiyoruz. Şu an <laughs> biz algoritmayı verdim. Bütün sırrımızı döktüm Mustafa. İki yıl önce buna profesyonel olarak oturdum eşek gibi çalıştım. Yani hem can canan için hem de genel anlamda hani YouTube'da içerik belirleme ile alakalı. Yani bizim medya medyamızın içeriğini neler oluşturuyor hikayesi. Birinci bölümde şu arzular hikayesi var. Medya içerikleri konusunda arzular korkular hikayesi var. Yani futbol, seksüelite, işte ne bileyim dizi oyuncularını izlemeye takip etme, araba görüntüleri bir yemek görüntüleri bir bunlar hep arzularla alakalı bir hikaye. bununla da bir karate oynamadan <laughs> bir anlamaya Abi düşün. yayılcan burada. Yani bu <laughs> şey gibi. <laughs> e, solunum cihazına bağlı olduğunu düşün. Felsefinin evet. Allah korusun. Ama tek işlemin bu dudağınla oynayarak buna ses göndermesi. Çok kafanı bile sallamanı tavsiye etmem. Medya medyanın birinci gündemi o ve biz arzular tarafını konuşmayı sevmiyoruz. Yani hani arzularla alakalı ara sıra bazen mesela Bizim arzularımızın hikayesine kitap okuma zevki falan gibi şeyler girebiliyor ama yani bunlar çok... Hani o, ...o hikayenin on binde biri, yüz binde biri yani. Gerçek arzularımızı konuşsak çok izleyicimiz olur la. E ya. de, yani Bir düşündüm şu anda gerçek arzuları konuşsak mı? <laughs> ya hayatın gerçekliğini anlamakla alakalı birer evre geçirdik bence. Bence gerçek arzularımızla alakalı ne konuşacağız? Ya yani bu bu hemen şeyi biliyorsun işte yani. Seni bilmem. <laughs> Şimdi ben kendi arzularımı konuşacak olsam sabahlar olmasın ya yani. belli de insanım abi. Yani ne, ne olur ne bileyim. Ne e, bana da uzun zamandır alışkanlığım. Yani doğum günü pastası falan üflerken hani dilek tut bilme. Her şeyi istiyorum, her şeyi istiyorum falan ama... ...işte her şey hiçle birleşiyor ya bir süre Değil sonra. Musun? Yani anormal bir böyle... Hiçbir şey yapmadan yıllar geçirme gibi bir arzum var. Ama böyle tövbeler olsun. Allah bize tabii gene motor kazası gibi bir şey vermesin ama... ...o oradaki gibi. Yani böyle... ...mesela böyle manyakça bir arzu olur mu? İnsanlar Orada sesle, uyuşma yani. duygusu istiyor musun? E, tabii tabii. Yani hani o hiçbir şey yapmayacaksın... ...aynı zamanda zihnin bilgisayar oyun oynayacaksın. Böyle, hani böyle saçma, entelektüel bir oyun da değil yani. Saçma bir oyun oynayacaksın. Ben bazen mesela böyle bir kenarda işte bir balkonda falan takılırken... ...arada bir düşünüyorum yani gerçekten böyle bir şey istiyorsan tam dipte derinde var ya özünde ne istiyorsun? Şu saçma şeyler istiyorum ben bazen yani. Töbe töbe iptal iptal iptal, yapıyorlar ya böyle. Öyle buluyorum bazen kendimi. O yüzden işte o arada bir istikler herhalde bilinçle bir bakmak lazım. Benim öyle valla tavır değiştirdiğim oldu. Sen de hep sürekli söylersin ya ben bir şeyden şikayet edince o zaman karar verip yapacaksın abi falan diye. Ben de öyle yapmamın gerekli olduğunu fark ettim yani çünkü o şikayet dilini oluşturan istek aslında sana çok uygun bir istek değil yani orada bir şey talep ediyorsun. Mesela sana bir ara dedim ya abi, şu YouTube'u bir durdursak bir sene falan filan de bir yorgunluk geldi bana hani. Yani sen demiştin yani konu senin istiyorsan tak diye durdururuz dedim sonra... Bir dakika lan YouTube'suz ben ne yapacağım? YouTube'suz Sinan Deliksiz Flüt'e benzer diye bir ataj ediver <laughs> <abi> diyorsun. <laughs> Yani ne yapacağım ben YouTube olmadan değil mi? Nergis, bunu Nergis. ilk defa kullandım bu arada güzelmiş evet, evet. çalarım söyleyeyim sana <gülüyor> <gülüyor> şeydi flütü değil yani bir şey, şey çağı, yani, çalarım analogi evet. <laughs> çalarım. Aynen öyle her yani herkesin onsuz yapamayacağı bir şey vardır ben bir kere bununla tanıştım yani büyük lüks. Dolayısıyla ben başka bir şey yani istiyormuşum onu fark ettim yavaş yavaş. Neyse onu da daha sonra işte bunları bir ara bunu yapıyorlar. çok güzel tarif etmiştin. Çok haklısın aslında o konuda. Oradaki talep ettiğin şeyin de YouTube'u kapatmak olmadığını biliyorum. Tabii. Ee, özünde şeyi, senin normal bir gününe, takvimindeki herhangi bir gün akışına baktığında sen devamlı kendini bir başkalarına göre organiz... Yani devamlı sahnedesin sen. Devamlı. Kamera önünde ya da sahnedesin. Bu bazen top, özel toplantılar oluyor. Bu bazen bir grup kalabalıklık oluyor falan. Şeyi aşalı çok oluyor. Ya yani Bu benim gözümün önünde gerçekleşti. Son 4 senedir falan şeyi açtım. O gerginlik, bir, bir grup karşısında bilmem ne falan olmuyorsun. Yok öyle olmuyorsun şey ama her halükarda yorucu yorucu yani bir sahnede olma duygusu her halükarda bir performans beklentili eylemde olma. bir performans psikoloğuyla çalışıyorum son dönemde bunu çok daha iyi anladım yani iş hayatının ne kadar performansa yönelik değiştiğini senin hayatında bu çok daha belirleyici. Yani çok. bu performans beklentisi dengesi bir süre sonra insanı yoruyor. Hep kendini bir dış dünyaya göre ayarlıyor olmak. Çok samimi arkadaşların bile olsa sen orada bir beklenti dengesiyle gidince şimdi sendeki beklenti dengesi ne yaparsan yap yani çok özel bizdeki belirlenmiş küçük havuzlar haricinde herkes senin ünlü olmandan bir beklenti havuzu oluyor. Şeyde. Tabii doğal olarak. Ha yani ya sen en azından ne kadar şey... arkadaşça da olsa abi tabii, bir fotoğraf tabii. çektirelim mi? Bağlanıyor işin ucu işte. Ya yani... şeyi hissediyorum yani ağzımı açıyorum mesela çok konuşuyorum ya herkes bir susuyor. Bu sefer ne hikmet çıkacak acaba? Halbuki ben bir gaz var demek istiyorum mesela mı diyemiyorum. Yani <laughs> anlatabiliyor muyum? Öyle... Ya da ya hata yapacaksın, saçmalayacaksın gibi yani. Böyle bir, mi, evet. olsa. Yani, yani onu... sosyal esnekliklerin bir kısmını yitirme pahasına aslında böyle bir evet. şey yapıyor. E bunun gerginliğin. ...ne tatil istiyorsun? Bunu anlıyorum. Evet. Geçen, evet. yani geçen dediğin... ...belki bir yıl öncesindeki bir Can Canan'ın... ...başlangıcında konuşmuştuk oradaki bir hikayeyi. Şurada bir yerdeydi de, de, dekor ters... Koltukta siyah ikizleri At... modunda... <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bir daha yapsana. Kollarımız, kollarımız... Evet. <laughs> Abi yaktın yala sensörü. Ya kamera yandı yemin ediyorum arkadaşlar. Adam buraya kadarki görüntüsü yok yani. Bir de sesi var ama görüntüsü yok. Sanıyorum arkadaşlar size buraya kadar... ...yaratıcı bir montajla konuyu ulaştırdılar ama... Şonda şaşkınlık içerisinde ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Ne diyorduk biz ya burada? Can canlandırıcı konusunu nasıl belirliyoruz? Hani medyadaki konularla alakalı neyi seçiyoruz? Neye göre karar veriyoruz falan. Uzunca bir süre biraz kendi argemizi konuştuk. Yani bu haftanın içerisinde başımıza gelen ya da üzerine düşündüğümüz konularla alakalı zaten doğalında bir araya gelince onu konuşuyorduk. Uzunca bir süre onu konuştuk. Sonra birkaç sene önce ben bunu profesyonel olarak da bir çalıştım. Yani ne konuşulur? Yani gündemin mantığı nasıl belirlenir? Popüleri tabii insanlar YouTube'da içerik yaparken ağırlıklı popüleri yakalamak için bunu konuşuyorlar. Popüler bizim ana konumuz değil. Yani daha çok izlensinle alakalı değil. Doğru şeyi doğru zamanda yakalamış olmak. Üzerine düzgün bir şekilde konuşabiliyor olmakla alakalı bir... Ve kendimizce konuşma özgürlüğünden de... Feragat etmeden ferakat devam etmeden. ediyor olmak. Yoksa yani işte Türkiye'de seksüelite çatışma işte doğru çatışma yönetimi hani onun üzerine kurulmuş her diyalog daha kolay popüler olabiliyor ya da birçok çok ünlü psikologumuzun yaptığı gibi işte narsist kişiliği tanımanın altı yolu işte kalbimizdeki kötülükten uzaklaşmanın üç yolu falan diye başlıklandırdığımızda ki ara ara biz de o tonlara hafif girdik çıktık <laughs> şeyde ama konusu güzeldi içerik açısından değerliydi ama o sayılar zaten vardı biz onu <laughs> uydumadık uydumadık. yani daha önceden yazmış çizmiş ne yapayım yedi tane şey sekiz tane bunu, bunu sana... böyle dediğimizde bu yani dijital medya izleyicisinin kolay ulaştığı ya da merak Doğru. ettiği için kaşı şeylerden bir Sayabildiği zaman yapabileceğini zanneden <laughs> Sadece sayı ile ilgili değil de bu bir format, bir mantık. Tabii ama işte yani o 3 işte tutmasını... adımda 5 adım hikayesi. <laughs> Tabii ama tutmasının sebebi o. Sayıyorsam yapabilirim. Ya o sayabiliyorsa ben de bunu yapabilirim ee, gibi bir şey var. Bu doğu batı çatışmasının özünde olan bir şey Sinan hoca. Batılı olma çabasında biz işle varıyoruz. Kavram ya da zenginlik aramıyoruz. İşle varıyoruz. İşle var ama hap arama. Yok mu arkadaşım bir Ver bunu mühendis olalım. Ver bunu işte psikolog olalım. Ne gerek ne gerekiyorsa onu yapalım. Nasıl gerekiyorsa onu yapalım. Lan bu öyle bir şey değil yani. Arkasında <laughs> başka bir kavram var. Yani o tarafta ilgilenmiyoruz. O işlev arıyor olma. Amerikan sistemidir bu arada Hı. bu. Yani Amerikalılar da böyle davranıyorlar kavramlara ya da içeriklere bakarken. O zaman işte böyle adımladığımızda şimdi adım adım söyleyeceğim. Bir hap bilgi. Yani abi benim ne yapmam lazım? Şimdi flütü eline al. Az önceki şaka kaybolmadı bak. Güzel. <laughs> flütü eline al. Delik var mı? Bak. <laughs> Delik yoksa falan. Yani öyle öyle bir yol haritası. Medyanın içeriklerine baktığımda da şununla karşılaştım. Bir arzular tarafı var. Arzular tutkular hikayesi bu otomobiller, kadınlar, erkekler, diziler, işte Adonis kası bilmem ne falan falan. İşte pornografinin kendisi yani medyanın içerisindeki şey arzularımızla alakalı hikaye. Ve medya gündeminin çok ciddi bir bölümünü arzular kapatıyor yani aslında bir gazeteye de baksak, dergiye de baksak ya da işte bir YouTube içeriğindeki akışlarımıza da baksak bu tarafla karşılaşıyoruz. Hayatımızın çoğunu aslında bu dolduruyor. Nasıl? Hayatımızın çoğunu bu dolduruyor. Çoğunu yani. bu dolduruyor. Bravo. İkinci aşama gündem aşaması. Gündem aşamasında işte politik gündem var. Yani daha şimdiye yakın zamanda geçen olaylar ya da hareketlerin üzerinden hani yakaladığımız gündem var. E bu şimdi arzularımız bizim konumuz değil. Gündem de bizim konumuz olmuyor. Yani işte Fatih Terim fonuna bilmem kim bilmem ne kadar para kaybetmiş falan. İnsanlar salak mı Sinan Oya? Bunu konuşalım yani. Hani hiç yani Bana hani, ne? Hani, ha bana ne? İlginç bir tarafı yok yani. Hani üzerine bir şey söylesen Bizim bu konulardaki sen... <laughs> yorumumuz tek bir Benim salaklığım bana yeter. Ne başkasını başkasınınkiyle uğraşacağım. <laughs> ya da işte seçim vesaire falan gibi şeylerde de öyle profesyonel olarak konumuz olmadığında deprem gibi hayatımızın tümünü, duygularımızın tümünü etkileyen gündemlerde de diyecek bir şeyimiz olmuyor. Hepimiz gibi çok üzgünüm abi. Yani gerçekten kendimi çok kederli hissediyorum dışında hani ne söyle yani oraya ne nasıl yaklaşalım ya da ne söyleyelim falan. Bunun haricinde o olaylar gündeminin haricinde bir de hayatımızı genel olarak etkileyen mesela bu son dönemde kaliteli yaşam, kaliteli yemek yeme. Mesela bu da bir gündem konusu. Tabii. Mesela bununla ilgileniyoruz. bu Bir yerde bize, bu bize geliyor zaten. Evet, e, konu olarak bize geliyor. Ya da yapay zeka, ya da pandeminin kendisi gibi. Yani hayatımızı daha geniş, şimdiki zamana çok yakın değil, daha geniş zamanda etkileyen bir gündem etkisi de var. E, daha uzun soluklu devam ediyor oradaki hikayeler. Bu önemli. Yani çocukların mesela üniversite eğitim hayatının çok büyük ve kült davranışlarla değişiyor olması bu bir gündem. Çocukları her an etkileyen bir hikaye. Bu bizim gündemimiz. Bunun üzerine konuşuyoruz, düşünüyoruz ya da buradan gelişecek şekilde sorular yakalamaya çalışıyoruz kendimizle alakalı falan bir üçüncü ayakta sorular ayağı. Biz daha çok ki senin programlarından bir tanesinin adı soruyorum yani. hani gerçekten, gerçekten soruyorum mevzusu bu şu soruyu yakalayacak zihinde durmak. Gerçekten soruya dön Bu niye böyle oluyor? Bu neden böyle? Bu nasıl böyle? Ha işte orası bizim gündemimiz. Yani hani doğru soruyu doğru biçimde yakalamak. Sorusunu sorabiliyor olmak. Hani üzerinden gidiyor olmak. Şimdi bugün aslında bunun haricinde bu, bu muhabbet düşündüğümden daha uzun oldu. Ben bunu giriş gibi yaparız diye düşünüyordum. <laughs> şeyde galiba bununla bölümü kapatacağız bence de yani iyi gidiyor i̇yi gidiyor. <laughs> iyi gidiyor mesela bir sonrasında şeyi soracaktım sana bir sonraki bölüme muhtemelen karşılığı gelir abi bu işte oyun oynamayı hayatımızdan çıkartmamamız lazım hani oyun oynama zihni insana karakter gelişimine çok iyi geliyor kendimizi geliştiriyor oyuncu bir kişiliğe sahip olmak çok değerli diye konuşuyoruz. 50 yaşında adamlar olarak oyunu nasıl hayatımıza sokacağız? Sen biraz bunu yapan adamlardan bir tanesisin. Acık senden feyiz alacağımız bir matematikçi. Mesela bunu bir soruya dönüştürmek yani 50 yaşında oyuncu, oyun yatkınlığı olması. Bu oyun sadece dijital oyunlardan bahsetmiyorum. Yani hayata oyun zihniyle bakabilme kültürüne sahip olmak. Bence üzerinde konuşulması gereken soru haline geldiğinde... Konu, güzel bir soru, gerçekçi bir soru bir şeydi. Biz mümkün olduğunca kendi aramızdaki sohbette bu soruyu yakalamaya... Zaten çoğunlukla şey oluyor, soruyu yakalayınca şey parlıyor. <laughs> ya da bazen dışarıdan da güzel geliyor. Şimdi aklıma geldi bu arada soru yorumda özel istek geldi isim vermeyeyim kulak memelerimiz niye var sorusunu sordular daha önce hiç böyle bir soru düşünmemiş aklınıza geldi mi kulak mememiz niye var biri bunu sordu mesela ya geçen gün bak yani. sorunun sınırı ne kadar sınırsız olduğunu anlamak açısından çok değerli geçen gün çok sıkıldığım bir ortamda kolay kolay kendimi bırakmam ama öyle bir ortama denk geldim birisi 5 dakikadan uzun süre rabarba şeklinde konuşuyordu şeyi fark ettim e, buzdolabında açacak var mıknatıslı e, elimde de teneke benim sigara kutum var Bunları birbirine yapıştırırken fark ettim. Mıknatıs nasıl çekiyor ya diye. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oluyor lan bunlar madde niye bunlar birbirine? Tamam kütle çekimi biliyoruz bilmiyorum ama onlar teorik değil mi? Pratikte bu bunu, bunu çekiyor ya lan falan. Ne kadar saçma. Benden ben niye bunu bilmiyormuşum falan diye mesela fark ettim. Şeyde aslında o kadar çok şey bize yakın ki bilmediklerimiz açısından. Normal insan mıknatısın çekim gücünü mıknatısla açacak dolaba yapışmayıp yere düştüğü zaman fark ediyor. Buna dikkat ediyor musun? Yani yapışırken hiç ilginç gelmiyor. Zaten onun görevi yapışmak. Ama Yapışmayız yapışmazsa diye diye ne oldu yapıyorum. la? <laughs> mesela hemen bunun yapışkanı yap <gülüyor> bitti. <laughs> <laughs> i̇lginç. Yani mesela senin bunu orada sorabiliyor olman bence şanslı bir an. Yeterince hayatım... boş kalmışsın demek ki. <laughs> Benim hayatımı hep sıkılmalar yön vermiştir. Gerçekten sıkıldığım bir andı yani böyle hani canımın sıkıldığı bir zamanlamaydı. E, o arada fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Bu arada biliyor musun sen niye çeker? Biliyorum. Adam ya, biliyorum canım. derken Bilmiyorum tabi. Yani alan, manyetik alan kavramıyla ilgili bir hikayesi var onun ama mesela bilimsel düşünce okulunu hazırlarken bakmıştım. Bütün şeylerde, moleküllerde, atomlarda bir artı eksi durumu var ya. Aha. Bu mıknatıslanabilir ya da kendisi mıknatıslı metallerde ya da cisim nasıl diyelim bileşiklerde. Bunlar belli bir uzaysal düzen içerisinde diziliyorlar. Artı eksi artı eksi moleküller bir asker gibi sıraya dizildiklerini düşün. Bunların dipolleri yani farklı kutupları hep aynı tarafa baktığı için o nesnenin işte atıyorum bir tarafı... kuzey, bir tarafı güney kutbu gibi davranıyor. Hatta ikiye kesersen... kuzey-güney ayrılmıyor da yeni kuzey-güney kutupları oluşuyor çünkü Aha. o sıralama Kendi içi de. Ay, yani. devam ediyor. ve O sıralamaya bağlı olarak da kuvvetlenen manyetik akılar, manyetik nasıl alan çizgileri. Negatif ve pozitifin birbirini çekeceği ama aynı kutuların birbirini iteceği bir etkileşim yaratıyorlar. Ben bu alan nedir diye sorduğum hiçbir fizikçiden doyurucu bir cevap alamadığım için o alanı kimsenin bilmediğini hükmettim. Gerçekten fizikçiler de böyle diyor. Alanın nevini bilmiyoruz. Yani neden oluyor bu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Elektrik ve manyetizma kardeştir. Bir yerde elektrik olunca manyetik alan olur. Manyetik alanı iletkene versen elektrik alanı oluşur. Okey eyvallah. Ama işte bu şey gibi. Orada bir güç var ama <laughs> onun gibi bir kafa. Ama neticede bu manyetik akıllarla alakalı bir durum. Fakat işte mesela bu bir meditasyonlar diye bir notum var benim. Belki ileride inşallah kitap olur. Böyle küçük bir şey alıp kaza kaza yazmakla ilgili bir şey yani. Oturup o Chopin'ar falan yapmış onu bir dönem. Biraz oradan özendim. Fakat abi müthiş bir şey oluyor. Yani herhangi Neyi bir küçük konu. Tamam. Ya işte bir çay bardağıyla başlamıştım. Belki onu Can Can'a da anlatmışımdır. Bir çay bardağından bütün evreni anlatacağımı, anlatabileceğimi fark ettim camından bilmem nesinden. Şimdi böyle herhangi küçük bir şeye odaklanıp onun üzerinde durup bayağı bir dıdısını dıdısını yazarak irdelemek ya da düşünerek irdelemek. Düşünce çok disiplinli olmuyor ama yazarken çok daha derinlere girebiliyorsun. Mesela bu meditasyonlar meselesinin benim hayatıma iyi geldiğini fark ettim. Mesela şimdi bir tatile çıkacak olsam en fazla zaman ayıracağım şey o boşlukta. Bu meditasyonlar işi olur. Mesela i̇şte geçen gün işte buradaki dekorların yapılışını Ali anlatıyordu. Ali ve sen mesela. Ya durup dururken mesela şuradaki desenleri öyle bugün vaktimiz yoktu ama bir dalayım internetten bakayım yapay zekaya sorayım maya desenleriyle ne kadar niye masaydı, maya desenleri öyle. Ya buradaki hikayeden çıkarak gidebileceğimiz yerler en son açık beyindeki yaşam okulu devam ediyor işte şimdi güneşin küratörlüğünde. Orada bu Göbekli Tepe'deki sembollerle ilgili bizim Ahmet bir şey anlattı. Aklım uçtu valla. Sabah yürüyüşlerinin hepsini yedi. O gün katılamadım ama kayıttan izliyorum. Müthiş bir yani Göbekli Tepe'deki semboller üzerinden bir şeyler anlatmış. Daha hepsini bitiremedim ama yani bir tek sembolün sana anlatıp anlatabilecekleri bu arada sembol sen ne biliyorsan konuyla ilgili o kadar etkili de o sembolün etrafında toplanmış ve diğer insanların daha önce ondan anlamış olduğu şeylerle beraber acık derinleşirsen abi bir sembolde kaybolursun yani onu fark ettim. Herhangi bir konuya getirince de onun içinde kaybolabilirsin. Bana bu açıdan hayat çok ilginç geliyor mesela. Bu arada en büyük eğlencem bu. Herhangi bir konuya derinlemesine girmek yani. Durup bir zoom yapmak. Çok hoşuma gidermiş. Abi dünyanın gerçekten yani şu soru sorma mevzu, soru soracak zihinde durma mevzusu. Bence dünyanın sosyal ilişkilerin, iş hayatıyla alakalı hikayelerin, problem çektiğimiz hemen her konunun kilit anahtar hikayesi. E tamam, soru sorabilmek için işte ha ben o meditasyonu oraya bağlayacaktım. Mesela her gün görüp geçtiğin şey. Ne bu işte? Mesela bak ee, o meditatif o fincan, ki... fincan bir acayip bu arada bak. <laughs> Kahve havada duruyor. Bilmem görebiliyor musunuz? Görünüyor mu musun oradan? Böyle ee ara arada boşluk var. Mesela çok zekice vallahi benim aklıma gelmişti diyemeyeceğim. Benim aklıma gelmemiş ama mesela durup niye bütün bardaklar böyle değil diye düşünmeye başlayasın var. Bu çok güzel mesela ya da Niye sadece bir şeyi oyup içine sıvı doldurmakla yetiniyoruz? Ama niye bazısı buna bir estetik ayar vermeye çalışıyor? Ya muhtemelen çok daha güzelleri vardır ama Durup bunun üzerinde düşünün de burada bir sürü soru çıkıyor, onu demek istiyorum. Bir de bunun nasıl yapılıyor, buna nasıl düşünülüyor, neden formu öyle gelişiyor? Yani işte bunların hepsi soru kalıbı. Sen onu tarif ederken ben devamlı zihnimde senin aslında meditatif yöntemlerinin içerisinde sorunun olduğunu varsayarak... Tabii tabii. E, tabii. O bağlantıyı kurarak söylüyorum. Mesela ben ilk kendime bu bardağı ilk gördüğümde birkaç çekim evvel, arkadaşlar bunu da vermişlerdi. Buna verdiğim ilk bilinç dışı tepkiyi, ya yarı bilinçli tepkiyi fark ettim. Tam bir kıtlık zihni ve Anadolu geleneği şeyi bardağın çoğu boşa gitmiş mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bak, i̇şte işlev, işlev istiyoruz ha, mesela. <laughs> mesela öyle. Biz bir testiden içeriz yani öyle mesela. Sonra dedim, tam manyak mısın güzel işte keyfini çıkar. Mesela buradaki soru ben niye böyleyim mesela hemen burada kendini bilmeyi. Yani bir fincan kahveden kendini bilebilirsin gibi bir hikaye var. Soru işte o yüzden muhteşem. Boşuna ilk bloğumda ilk soruyorum sayfada soru cevap sayfası açmıştım ilk defa. İnternette ilk açtığım sayfalardan biri o. O zaman kimse soru sormuyordu ama. <laughs> ben uydurup ben kendim cevap veriyordum. E, yani insan isteyici oluyormuş işte. Şimdi Türkiye'de önemli bir kısmı soru soruyor. Evet senin. dualarına <laughs> dikkat et. Gerçekleşebiliyorlar. Gerçek çok şükür hiç hiçbir şikayetim yok. Sabah mesela yine bir genç bir ekiple beraberdik. Soruların kalitesi bazen bana diyor ki... Hacı doğru yoldasın bu sorular sana geliyorsa yani senin yaptığın iş ne olursa olsun karşıdan güzel yansıyor yani neticede. Çok hoştu. Bayağı bayıldım. Günden belirleme ya da işte bu hafta ne konuşacağımızı belirleme kabaca bu yapılan içerisinde gidiyor arkadaşlar. Dur yanlış yerde kamerayı arıyorum. Nergis'ciğim sen de arıyorum kamerayı. Yani günlük, haftalık kendi hikayelerimiz argemizin içerisinde ya da işte doğru soruları yakalayabilmeden birinin birilerini taşıdığı ya da bizim taşıdığımız doğru soru üzerinde bir de genel anlamda masadaki doğaçtan belirliyoruz gerçekten. Harbiden öyle oluyor. Bir yorum gördüm. bir ya da iki tane gördüm yakın zamanlarda oluyor. Muhtemelen artacaktır şimdi ben böyle söylediğimde. Ulan artık hep aynı şeyleri konuşuyorsunuz. İşte bilmem ne yapmalısınız falan gibi yorumlar geliyor. Şimdi biz burada mesela her gün farklı bir şey konuşacağız. Bir inovasyon yapacağız diye bir vaatle gelmedik. Bizim konuşmamız saç çıkarır diye bir iddiamız yok. Olsaydı bize olurdu. Ama burada mesela buradaki şeyi... Konuya hazırlanırken ki rahatlığımızı anlamak açısından söylüyorum. Biz aslında burada insanları bir muhabbete olabildiğince iştirak etmeye, ortak olmaya davet ediyoruz. Önemli olan muhabbetin kendisi. Neyi nasıl konuştuğunun, ne düşündüğünün, doğrunun, doğruyu mu yanlışı mı söylediğin ikinci, üçüncü, dördüncü derecede önemli şeyler aslında. İşte muhabbet kültürünü kaybettiğimiz zaman 8 adım, 3 adımın faydacılığına dönüyoruz. Arkadaş seyrediyor diyor mesela bazı defter tutan varmış vallahi Allah razı olsun bizi seyrederken ama defterde daha önce aldığı bir nota benzer bir şey ikinci kez söylersek bozuk çalıyor. Ama biz siz defter tutun diye anlatmıyoruz ki yani Pazar günü sabahları yayınlamamızın bir sebebi var. Her gün sucuklu yumurta yiyemiyoruz. Siz yerken size eşlik etmek istiyoruz. Böyle bir rutin gelenek oluşsun. Hani bizim kafada insanlar için bir buluşma platformu olsun. Yoksa gerçekten 5 yıl boyunca iki adam ne konuşur yani bunları konuşacak. Sen daha başından beri yani o bizi izleyen çılgınlar falan diye öyle bir yaklaşımın oluyor. Şimdi son birkaç yıldır ben insanlarla sokakta karşılaşıyorum. Aa Can Canan, işte Mustafa Canan, soyadları karıştırıyor. Can, Mustafa Canan. Canan falan yani bir şeydi. Bana sincan Can diyen var. <laughs> Önceleri kaygı duyuyorum. Yani işte hani fotoğraf çekip falan. Sonra şeyi fark ettim ya, yani yo sokakta karşılaştım. Bak kılçıksız. Sokakta karşılaştığım 10 kişiden 10 tanesi de çok bizim gibi. Hiç yani şey zihnini arıyor, hiç ünlü gördüğüm refleksiyle davranmıyor. Hiç evdeki yani arkadaşını görme refleksiyle davranıyor Aynen, zihinsel evet. anlamda. O yüzden mesela o son birkaç yıldır çok anladım bunu yani çok dostane dostane bir diyalog. O yüzden tanışmaya çok itina ediyorum falan. Yani çok arkadaşını gördüm. Aa işte şöyleydi. Muhabbete belinden başlıyor geliyor. Geçen programda şöyle dediğiniz ama buradaki böyleydi bilmem ne diye geliyor falan. Şey duygusunu çok anlıyorum gerçekten. O da bizdeki sohbet, biz de aynı şeyi yapıyoruz. Bizdeki sohbetle beraber kendine fanus oluşturuyor. Tabii ki. O yüzden bunu ciddiye alıyor. Yani hani YouTube'da bizi izlerken yaptığı şey o da zihinsel olarak, duygusal olarak kendisine bir fanus kuruyor yani dış dünyaya karşı. Dış dünya kötü çünkü. Yani hani bunu böyle abartılı ya da karikatürist anlatmak istemeyeceğim ama çok merak eden Türk dizisi izlesin arkadaşlar. Kötü ya yani de dünya. da yani korunmaya ihtiyaç var. Yani çok kaygı var, çok endişe var, çok küçük hesap var, sınıf atlama çabaları var. Biz seçim günü yoktuk mesela. Yoktuk evet. <laughs> mesela seçim günü Kendini... Çok güzel bir program vardı elimizde, önümüz şeyde geçtiğimiz haftalarda izlemişsinizdir. tabii evet, <laughs> şey, tabii şey tabii öyle soruldum. olacak. Ziyaret etmek istemedik. Seçim gündeminin arasında O ama <laughs> bir de şu var. Bizim mesela ben gerçekten seçim gecesi neredeyse inatla gecenin geç saatlerine kadar üç cisim problemini izledik eşimle beraber. Ha. E, sabah gökayın mesajıyla ben öğrendim belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını. E, o gün bizim bölümümüzü seyretme alışkanlığı olan arkadaşlarımız arasında sırf kendini anlamsız seçim tantanasından korumak ve fanusunda kalmak için ekran seyretmemeyi tercih eden birisi de bizimle aynı keyfi almıştır o gün. Yayınlanmamamız ona da güzel bir hediye olmuştur. Esas buluşma böyle bir şey. O insanlar anlayacaklar bizim o gün niye ortalıkta olmadığımızı, niye o muhabbeti o salak kakafoniye meze etmek istemeyeceğimizi, neden bunların bizim işimiz olmadığını anlayanlarla zaten buluşuyoruz. Çok şükür Bağdat Caddesi'nde artık gökyüzü gözüküyor. Seçim bitti ve bayrakları söktüler. Benim seçimle ilgili en beğendiğim sonuç bu. <laughs> Saçma sapan bayraklar. Matbaa'cılar da dünyada yaptı Allah mübarek etsin. Ama artık açık gökyüzü görebiliyoruz. Bayrak yok, tuhaf tuhaf sırıtan gollumlar yok. Abi ne biçim resim fotoğraflar onlar ya. Seçim fotoğrafları yani seçim yasaklarına girer diye konuşamadım şimdiye kadar. <laughs> Kim çekiyor abi o fotoğrafları ya? Gözünü seveyim kırmızı kravat takmak zorunda mısınız ya? <laughs> ...falan filan. Tövbe Allah bir daha göstermesin. Bundan sonra monarşiye geçelim. <laughs> Bu programın sonunu... ...iyi sorusu olan... Gelsin arkadaşlar... İyi sorusunu hep beraber konuşalım diye tamamlayalım. Aa evet. Ee, i̇yi soru, bizim gündemimiz bizim iyi soruyla... ...şekilleniyor. Güzel soruyla şekilleniyor. Böyle akıllıca akıllıca sorular sormak... ...zorunda bile değiliz bence. Hani Tabii soru, sorunun iyisi... ...mıknatısı buna diye yapışıyordu da... Biz en gubidik <laughs> sorudan bile mevzu çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Öyle bir özelliğimiz var. Hele Mustafa bir giriş yapıyor, ben bazen konunun ne olduğunu yolda kaybediyorum. <laughs> ya, Ama tabi, gönder, gel. Altta bir yorum geliyor. Bu, bugün girişiydi, ondan sensör yandı kameranın. Ben söyleyeyim. <laughs>